Meclis komisyonunda da çok tartışıldı, tepkiler de var. Kadının soyadıyla ilgili. Bunda bir değişiklik olur mu? Sizin görüşünüzde... Şimdi değerli arkadaşlar, tabii SETA'nın 15 Temmuz sempozyumundaydık. Sempozyum da devam ediyor. Açılış konuşmasının ardından İstanbul'a hareket etmek durumundayız. O nedenle çok ayrıntılı sizlerle sohbet edemeyeceğiz. Ama sonraki buluşmalarımızda inşallah bunları cevaplarız. Yalnız sorduğunuz soru 9. yargı paketiyle alakalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı. Cuma günü sabaha karşı. Ben buradan tüm komisyon başkanımız başta olmak üzere tüm komisyon üyelerimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 9. yargı paketinde sadece kadının soyadı ile ilgili madde yok. 30'dan fazla madde var. Özellikle yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da artırmak, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha etkin, verimli bir şekilde faydalanmasını sağlamaya yönelik, yargının hızlandırılmasına, adil bir şekilde tecelli etmesine yönelik önemli düzenlemeler var. Yani başta alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi olmak üzere, arabuluculuk gibi. Yine istinaf sürecinde dosyaların, davaların gecikmemesi için hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yönelik bir takım düzenlemeler var. Yine sosyal medya ve görüntülü ya da yazılı basın yoluyla hakaret suçlarını en aza indirmek için özellikle bu suçlarla mücadeleye yönelik de önemli düzenlemeler var. Ve yine usule ilişkin, gerek icra iflas sistemimizdeki elektronik satışa ilişkin birçok husus var. Tabii Anayasa Mahkememizin süreç içerisinde iptal ettiği medeni kanuna ilişkin düzenlemeler var. Bunlardan bir tanesi kadının soyadına ilişkin. Tabi medeni kanunumuza göre kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. Eğer kadın isterse kocasının soyadıyla beraber kendi kızlık soyadını da kullanabilir. Mevcut düzenlememiz bu şekilde medeni kanunda. Anayasa Mahkemesi burada bir iptal kararı verdi ve bu iptal kararı sonrasında o boşluğun yeniden düzenlenmesi gerekti. Taslak çalışmamızı biz Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuza ilettik ve onlar da değerlendirmelerde bulundular. Ve komisyonda da mevcut düzenleme, kadın evlenmekle kocasının soyadını alır, isterse kızlık soyadını da bununla beraber kullanabilir hükmü Adalet Komisyonu'nda aynı şekilde korundu. Ama Anayasa Mahkememizin gerekçelerine de atıf yapılarak yeni bir düzenleme gerçekleştirildi. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Vaktim çok kısa. Evet. Balıkesir'deki cinayet hunharca işlenmiş bir cinayet. Hepimizi derinden yaralayan bir cinayet. Temennimiz bu tür suçların olmaması ülkemizde. Tabii suçu işlediği zaman da gerekli cezaya çarptırılması lazım. Bağımsız ve tarafsız yargımız gerekli cezayı verdi. Tabii 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24 yıl ceza vermek durumunda kaldı. Azmettiricinin beraat etmesiyle ilgili bir karar söz konusu oldu. Cumhuriyet Başsavcısı da bu açıdan imtihaleye aykırı karar verildiği için temyiz etti. Bağımsız ve tarafsız yargı süreci içerisinde devam edecek. Yani istinaf incelemesi var, Yargıtay incelemesi var. Dolayısıyla yargının kararını bu konuda beklememiz gerekiyor. Efendim çok kısa bir de sabah bazı haberler yer aldı. Görmüşsünüzdür, bilginiz vardır belki. Kızılay eski başkanı Kerem Kın'ın kızının karıştığı bir kaza vardı. Ölümle sonuçlanan bir kaza. Ama adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya ile ilgili size gelen bir bilgi şimdi, var mı? Değerli arkadaşlar, dosya ile ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım. Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili, yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur. Evet teşekkür arkadaşlar, teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin.